Başkanım, İlçe Milli Eğitim Müdürü. Amiral Turgut Reis İlkokulu, Gülendam Tanju Mandalinci ana sınıfları düzenlenen bir törenle açıldı. Turgut Reis Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve 140'a yakın ana sınıfı öğrencisinin eğitim gördüğü Amiral Turgut Reis İlkokulu içerisine hayırsever iş adamı Bekir Mandalinci'nin destekleriyle 3 derslikli ana sınıfı yapıldı. Hakkı Mandalinci'nin destekleriyle de okuldaki Atatürk büstü yenilendi. Ekim ayında başlayan inşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde Gülendam Tanju Mandalinci adı verilen ana sınıfları törenle hizmete açıldı. Törene Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Programda okulun halk oyunları ekibi de gösteriler sergiledi. Açılışta bir konuşma yapan okul müdürü Aysel Altunç şunları söyledi. Çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek ve geleceğimizi onlara emanet etmek bizlere büyük gurur veriyor. Sevgili çocuklar, sizler milletimizin en değerli varlığı, barışın ve sevginin temsilcisi, aydınlık yarınlarımızın güvencesisiniz. Sizleri çok seviyor, sizlere inanıyor ve sizlere güveniyoruz. Hayatta öyle anlar vardır ki teşekkür sözcükleri, verilen desteğin, sağlanan imkanların yanında çok kifayetsiz kalır. Bugün o anlardan birini yaşıyoruz. Davetimizi onurlandıran Sayın Kaymakamımız Bekir Yılmaz'a, okulumuzla ilgili hiçbir ricamızı geri çevirmeyen, belediyenin tüm imkanlarından faydalanmamızı sağlayan Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Kocadon'a, projemizi sunduğumuzda, her güzel çalışmamızda bizi onurlandıran, bizi cesaretlendiren Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm Emin Geçin'e, gerek anaokulumuzun ve basketbol sahamızın yapılmasında, gerekse Atatürk büstümüzün yenilenmesinde, hayallerimizi gerçekleştirmekte maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Sayın Bekir Mandalinci ve Hakkı Mandalinci'ye, projenin tüm aşamalarında bizi yalnız bırakmayan Sayın Mahalle Muhtarımız Cumhur Bayırlı'ya, sadece benim öğretmenlerim ve çalışanlarım değil, yerine göre arkadaşlarım, yerine göre kardeşlerim olan çok değerli meslektaşlarıma, çalışanlarıma ve okul aile birliği üyelerimize, huzurlarınızda çocuklarımız, ailelerimiz ve tüm çalışanlarımız adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ise eğitime verilen yatırımın en değerli yatırım olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı. Devletimiz de bu anlamda okul yapmada çocuklarımıza, eğitim camiamıza fiziki koşullar anlamında en iyi şartları sağlama adına üzerine düşeni yapmaya çalışmaktadır. Bugün Türkiye bütçesinde en büyük pay eğitime ayrılmaktadır. Fakat tabii bu tür hayırlı işlerin cami gibi, okul gibi, ki okul camiden bence daha hayırlı bir iştir, hayırseverler tarafımızdan yapılmasının ayrı bir anlamı, güzelliği ve lezzeti vardır. Elbette devletimiz okullarını yapacaktır ama hayırseverlerimiz tarafından böyle güzel işler yapılması daha lezzetli ve güzel oluyor. Biz de tabii sizlerle birlikte bu güzelliği, mutluluğu paylaşırken ayrı bir haz, ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Törende anaokulunun yapılmasına destek verenlere teşekkür plaketleri verildi.